Hayırlı akşamlar sevgili dostlar. TV5 ekranlarında Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Mirasımız Tehlikede programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Kadir Murat Öztürk. Türkiye'de bu anlamda ilk ve tek olma özelliğini taşıyan, program olma özelliğini taşıyan bir programdayız. Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı konu ediniyoruz bu programda. Ve oradaki Mescid-i Aksa'daki durumu sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Orada neler yaşanıyor ve Kudüs'ün önemi, Mescid-i Aksa'nın önemi. Bununla ilgili konuklarımızı zaman zaman programımıza misafir ediyoruz. Ve orayla ilgili düşüncelerini aktarmaya gayret ediyoruz ve gündemimize almaya gayret ediyoruz. Zira Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı gündemimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Orayla ilgili farklı farklı düşünceler var. Bunları dile getirmeye gayret ediyoruz. Elhamdülillah iki hafta önce, geçtiğimiz haftadan bir önceki hafta Mirasımız Tehlikede ekibi olarak Mirasımız Derneği'nin elbette ki katkılarıyla birlikte 3 gece 4 günlük bir ziyaretimiz oldu. Mübarek bir ziyaretimiz oldu Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya. Sürekli bu konuyu konuşuyoruz ama gidip görmek ve bu anlamda orayı hissetmek, oradaki durumu bizzat yerinde teşhis etmek, oradaki olaylara şahitlik yapmak, oradaki işgalin boyutlarını gözümüzle görmek, elimizde tutmak, oradaki kardeşlerimizin durumunu bizzat kendilerinden dinlemek ve bu anlamda olaya şahitlik olmak açısından bambaşka bir ziyaretti. Geçen hafta çok gerçekten benim açımdan da çok önemli bir programdı. Çünkü çok heyecanlıydım. Nasıl anlatacağımızı bilemiyorduk. Gerçekten orayı ziyaret edip gelenler bunu net bir şekilde bu söylediklerimi daha iyi anlayacaklardır. Bir zihin karmaşıklığı içerisinde oluyorsunuz. Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili bu o ana kadar yani ziyaret ettiğiniz ana kadar bütün bildiklerinizi, bütün duyduklarınızı, okuduklarınızı bir kenara bırakıyorsunuz ve orada bizzat olayı yaşıyorsunuz. Kudüs ve Mescid-i Aksa, özellikle Mescid-i Aksa, ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz. Biz bunu slogan haline getirdik. Ancak bu dilden gönüle inebilmesi için oranı ziyaret edilmesi oldukça önemli ve farklı. Farklı bir lezzet insana katıyor. Bunu yaşadık elhamdülillah. Geçen hafta birkaç görüntü sizlere aktarabilmiştik. Bu hafta inşallah yine programımızda bir konuk misafir etmiyoruz. Çünkü oradaki izlenimlerimizi daha iyi bir şekilde sizlere aktarmak istiyoruz bu hafta. Yeni görüntüler, geniş görüntüleri yaklaşık 3-4 bölüm, 3-4 kısa VTR'ler şeklinde sizlere hazırlamaya gayret ettik. Ve bu görüntüleri sizlere aktaracağız bu hafta inşallah. Oradan son görüntüleri ve son bilgileri sizlere aktaracağız. Bizzat yerinde yapmış olduğumuz çekimleri sizlere göstereceğiz. Bu çekimlerimiz aşırı profesyonel çekimler değil. Bunların maksatlarını da, neden böyle olduğunu da yavaş az buçuk sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Zira orada bir işgal söz konusu. Filistin topraklarında genel bir işgal var. Ama özellikle Siyonist işgalci yönetim, İsrail yönetiminin özel bir önem vermiş olduğu bir noktalarda çekimler yaptık elhamdülillah. Buna gerçekten de büyük bir fedakarlıkla birlikte gerçekleştirdik bu çekimleri. Ve bu anlamda çekimlerin kalitesi, çekimlerin sesiyle ilgili bazı sorunlar da olabilir. Birçok yeri sizlere aktarmayabiliriz bu anlamda. Biz bunları şifahen söyleyeceğiz. Çünkü bir işgal var ve işgal rejimi hem orada yaşayan Müslümanlara karşı bir baskı uyguluyor, hem de orayı ziyaret edenlerle ilgili bir baskı söz konusu oluyor. Elhamdülillah bu baskılar tabii ki bizi yıldırmıyor. Müslümanlar olarak yıldırmıyor. Yıldırmaması da lazım. İşgal yönetimi ne kadar fazla baskı yaparsa bizler daha da fazla kamçılanmalıyız. Daha da fazla oraya sahip çıkmak adına, oraya gitmek adına daha da fazla gayret göstermeliyiz. Bunu da orada görmüş olduk. Çünkü onların bir amacı da bu baskılarla birlikte aslında çok da büyütülecek baskılar değil ama mutlaka sizi rahatsız eden bazı durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz.
Bütün bu baskıları bir kenara bırakarak daha fazla sahiplenilmesi gerekiyor. Bunu sık sık programlarımızda dile getireceğiz Allah'ın izniyle. Sevgili dostlar, tabii ki hem bu çekimlerimizi, hem bu ziyaretimizi, hem de bu güzel programı bizlere hazırlayan Mirasımız Derneği, Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili çalışma yapan, geniş anlamda çalışma yapan ilk ve tek dernek, daha da fazla artması temennisini sürekli dile getiriyoruz. Zira oraya gittiğimizde de gördük, Kudüs'e gittiğimizde de gördük. Mesela bir rakam verelim, yani yuvarlak bir rakam olacak ama sadece Kudüs'ü Yahudileştirmek adına, tekrar ediyorum, sadece Kudüs'ü Yahudileştirmek adına, oranın bir Yahudi şehri olsun, tamamıyla Yahudilerin kontrolünde olsun, Müslümanlar oradan çıksınlar, Müslümanlara ait eserler orada artık görülmesin, ayakta kalmasın, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, tamamıyla bir Yahudi şehri haline getirmek adına yüzlerce, bini aşkın sivil toplum kuruluşunun Kudüs'te yer aldığını biliyor muydunuz? Evet. Bu rakam gerçek rakamlar. Yüzlerce sivil toplum kuruluşu milyarlarca dolar para harcayarak sadece Kudüs'ü Yahudileştirmek adına çalışıyor. Peki Türkiye'de, İslam dünyasında sadece Kudüs'ün Müslümanların elinde kalması için kaç tane sivil toplum kuruluşu, dernek veya vakıf çalışıyor dersiniz? Gerçekten de çok az. Kısa bir araştırma yaparsanız bu söylediğimi siz de göreceksiniz, hissedeceksiniz. Mirasımız Derneği'nin Kudüs'le ilgili çalışmalarını gerçekten anlatmaya kelimeler yetmiyor. Gerçekten de çok büyük işlere imza atıyor. Allah razı olsun. Bu anlamda birçok projeye imza atıyor. 50'ye yakın projesi var. Kudüs özelinde olmak üzere. En yakın proje, şu anda stüdyomuzda da görselleri bulunan Kurban Bayramı ile ilgili proje. Elhamdülillah geçen senelere nazaran biraz daha az olmasına rağmen, ki bunun sebepleri var. Malum 15 Temmuz bir darbe sürecini yaşadı Türkiye. Hala sarsıntıları devam ediyor ve bu anlamda Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ile ilgili de yanlış bazı algılar da maalesef vatandaşlarımızda yer etmeye başladı. Bunu kırmak gerekiyor bir an evvel. Mirasımız Derneği'nin özellikle Kudüs'le ilgili, Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimizin yararına hazırlamış olduğu kurban projesiyle ilgili destekleriniz çok önemli. Ve elhamdülillah mutlaka destek verenler var, destek vermeyi düşünenler var. Bunu hemen hatırlatalım. Geçen seneye nazaran biraz az olsa da yine de elhamdülillah ciddi bir rakama doğru gidiyor bağışlarınız. Ve bu anlamda destek olmanız açısından 0212 524 0101 numaralı telefon hattındaki arkadaşlarımız şu anda sizlere yardım etmek için bekliyorlar. Bunun dışında mirasimiz.org.tr internet adresi üzerinden hem bu projenin detaylarına vakıf olabilirsiniz. Yani Mirasımız Derneği Kudüs'te nasıl kurbanları kesiyor, bununla ilgili hangi yöntemleri izliyor, hangi yolları izliyor, bunlara vakıf olabilirsiniz. Mirasimiz.org.tr internet adresinden hem de online bağış bölümünden çok rahat bir şekilde, çok kısa bir süre içerisinde kurban bağışlarınızı yapabilirsiniz Mirasımız Derneği'ne. Arefe gününün sonuna kadar Allah'ın izniyle, bayramın birinci gününe kadar bağışlarınızı alacak Mirasımız Derneği. Çeşitli yöntemlerle ulaştırabiliyorsunuz Mirasımız Derneği'ne kurban bağışlarınızı. Toplanan bağışlar, elbette ki vekaletler de alınmak suretiyle birlikte buradan bir ekiple birlikte Kudüs'e gidiliyor. Orada kesimler oldukça modern şekilde, modern tesisler içerisinde elhamdülillah Müslümanların orada çok az olmasına rağmen yine de işlerini sağlam yaptığını orada biz de gidince görmüş olduk. Ekonomik durumları çok alt seviyede olmasına rağmen onlardan da yeri geldikçe bahsedeceğiz. Elhamdülillah çok güzel tesisler içerisinde, bir tesis içerisinde kurbanlarınız bütün video kayıtlarıyla, fotoğraflanmalarla birlikte kesiliyor ve kesildiği anda size haber veriliyor ve kesimden sonra da bayramdan 1-2 gün sonra da sizlere videoları ulaştırılıyor. Daha sonra bu kesilen kurbanlar daha sonra yine modern şekilde soğuk hava depolarında tasnif ediliyor
ve bölünüyor ve Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimize ki %80'i yoksulluk sınırının altında olmasına rağmen bugün bir iki tane örnek vereceğiz size oradaki yaşayan kardeşlerimizle ilgili, bizim kardeşlerimizle ilgili ve bizim adımıza orada ribat görevini yapan kardeşlerimizle ilgili oradaki kardeşlerimize, o ailelere tespit edilmiş olan ailelere dağıtılıyor. Şu ana kadar gerçekten de 200 bini aşkın Kudüslünün evine Mirasımız Derneği vesilesiyle sizin buradan göndermiş olduğunuz kurbanlarınız girdi. Kurban Bayramı onlar açısından daha da farklı bir anlam kazandı. Türkiye'den çünkü gönderilen yardımların çok büyük bir etkisinin olduğunu orada gördük. Türkiye'den oraya giden herhangi bir kişinin etkisinin de ne kadar büyük olduğunu gördük. Birazdan size görüntüleri aktaracağız sevgili dostlar. Bugün programımızda sizin de mesajlarınızı okumak istiyoruz. Aksa'ya can kurban etiketiyle birlikte Facebook üzerinden, Twitter üzerinden, Instagram üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderdiğinizde inşallah Kudüs'le ilgili düşünceleriniz nelerdir? Müslümanlar olarak Mescid-i Aksa ile ilgili, Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulması ile ilgili neler yapabiliriz? Sizin düşünceleriniz neler? Bunları bize gönderin. Aksa'ya can kurban etiketiyle birlikte gönderin. Canlı yayında inşallah okumaya gayret edelim. Mirasımız Derneği'nin projelerine bir destek de SMS hattı üzerinden yapabilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda ufak da olsa bir sorun yaşamıştık. Bunun da tabii ki sebepleri var. Onları şimdi burada girmeye gerek yok. 5772'ye bir SMS göndererek 5 liralık bir bağışta bulunabilirsiniz sevgili dostlar. Mirasımız Derneği'nin Kudüs'teki kardeşlerimizle ilgili yapmış olduğu birçok projeye destek olabilirsiniz bu anlamda. Çok basit. Bütün 3 operatörden de faturalı hat sahipleri 5772'ye bir Kudüs yazarak bir mesaj gönderirseniz 5 liralık bir bağışta da bulunabilirsiniz. Bunu da aktarmış olalım sevgili dostlar. Bugün gerçekten de biraz önce bahsettiğimiz gibi dolu dolu Kudüs ve Mescid-i Aksa görüntüleri sizlere aktaracağız. Bu bir. Bunun dışında Kudüs'ün dışında da yapmış olduğumuz çekimler var Filistin bölgesinde. Bunlardan sizlere bahsedeceğiz. Gerçekten çok, çok ilginç bilgiler de size vereceğiz. Mesela El Halil şehrine bir ziyaret gerçekleştirdik ve İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ve Yusuf Aleyhisselam'ın kabirlerini ziyaret ettik. Gerçi iki tanesini ziyaret edemedik. Onun sebebini de söyleyeceğiz. İşgal altında çünkü. El Halil kenti içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ın camisini ziyaret görüntülerini sizlere aktaracağız. Yine bugün onları da göreceksiniz. Hangi durumda Müslümanlar olarak, ziyaretçi olarak oraya gidebiliyoruz ve oranın hikayesi neler? Hangi dram yaşandı? İsrail orada hangi planını gerçekleştirdi? Benzer planı Mescid-i Aksa ile ilgili de düşünüyor. Bunları da sizlere aktaracağız sevgili dostlar. El Halil şehrinden de görüntüler vereceğiz. Oradaki durumları sizlere gerçekten aktarmaya gayret edeceğiz sevgili dostlar. İsterseniz bu bölümde Kudüs ziyaretimizin birinci bölümünü, yani çekmiş olduğumuz görüntülerin birinci bölümünü sizlere aktaralım. Daha sonra devam edelim inşallah. Buyurun birinci bölüm. Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün çok özel bir gün. Mübarek Kudüs topraklarına ziyaret gerçekleştireceğiz. Gerçekten bizim açımızdan da güzel bir yolculuk olacak. Ve sizlere Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan güzel görüntüler ve güzel bilgiler vermeye gayret edeceğiz. Oradaki kardeşlerimizin içinde bulunmuş olduğu durumu sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Kudüs yolculuğumuza başlıyoruz. Sevgili dostlar tekrar merhaba. Kudüs ziyaretine devam ediyoruz. Mescid-i Aksa 144 dönümlük bir arazi üzerine kurulu ve içinde 200'den fazla İslami eser var. Mescid-i Aksa'nın tamamını en güzel şekilde gören nokta Zeytin Dağı. İşte tam bu nokta Mescid-i Aksa ile ilgili görmüş olduğunuz bütün güzel resimler tam olarak çekilen resimler tam bu noktadan çekiliyor. Şimdi çok daha fazla sözü uzatmayalım ve sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakalım. Müzik
sevgili dostlar, Mescid-i Aksa Külliyesi içerisindeyiz. 144 dönümlük arazi içerisinde bulunan iki önemli yapı var. Bunlardan bir tanesi Sarı Kubbeli, Kubbetü Sahra, diğeri kıble tarafında bulunan Kıble Mescidi. Mescid-i Aksa'nın içinde bulunan Kıble Mescidi'nin hemen önündeyiz. Son cemaat yeri. Son cemaat yerinde sabah namazının ardından içeride tabii Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar, sohbet dinliyorlar, zikir yapıyorlar, uyuyorlar. Vakitlerini Kıble Mescidi'nin içerisinde, Mescid-i Aksa'nın içerisinde geçirmeye gayret ediyor Müslümanlar. Bir kahvaltı sofrası hazırlanmış ve hayırseverler şu anda tam ayrıntısını bilmiyorum. Yani bazı hayırseverler işte Filistin'in veya Kudüs'te yaşayan Müslümanların kahvaltıda yiyebilecekleri malzemeleri getirmişler ve burada çıkan cemaate, dünyanın çeşitli noktalarından gelen Müslümanlara ve buradaki tabii ki Müslümanlara bir ikramda bulunuyorlar. Sevgili dostlar, Mescid-i Aksa'nın içerisindeyiz ve cuma namazı vakti, ezan okundu. Müslümanlar sünnetlerini kılıyorlar. Kudüs'ün çeşitli noktalarından Mescid-i Aksa'ya gelmek için Müslümanlar hareket ediyorlar ve cuma günü burada adeta bir bayram yaşanıyor. Dünyanın çeşitli noktalarından da buraya Müslümanlar geliyor ama maalesef sayı çok az. Bunun daha da fazla artması lazım. Burası tamamıyla bir Müslüman şehri, Kudüs Müslüman şehri, Kudüs İslam'ındır diyoruz. Ancak bu sloganı, bu sözü, bu cümleyi fiiliyata geçirmekte fayda var. Dolayısıyla buradan çağrımız bütün Müslüman kardeşlerimize ertelemeden fırsat bulduğunuz zaman Mescid-i Aksa'yı mutlaka ziyarete gelin. Buradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım. Buradaki kardeşlerimiz sizleri bekliyor. Özellikle Türkiye'den gelecek olan kardeşlerini bekliyorlar. Türklere karşı, bizlere karşı çok büyük bir ilgi var. Allah hepsinden razı olsun. Bizi kendilerinden birileri olarak görüyorlar, kardeşleri olarak görüyorlar ve buraların gerçek anlamda ev sahipleri olarak görüyorlar. Ve cuma günü özellikle Mescid-i Aksa'da bulunmak apayrı bir güzellik. Sizleri de bu güzelliğe davet ediyoruz.
Sevgili dostlar, mübarek Mescid-i Aksa'nın bahçesindeyiz ve 144 dönümlük bu Mescid-i Aksa külliyesinin en görkemli yapısı Kubbetü's-Sahra. Birçok özelliği var, büyüleyici bir güzelliği var. Peki bu sarı kubbeli yer neden genelde gösteriliyor? Biz de zaman zaman bunu programlarımızda gösteriyoruz. Çünkü Mescid-i Aksa'yı simgeleyen yapı, bakıldığı zaman Mescid-i Aksa'yı hatırlatan yapı burası. Ama buranın Mescid-i Aksa olduğunu, yani bu yapının Mescid-i Aksa olduğunu söylemek mümkün değil. Ve şu anda Mescid-i Aksa, sevgili dostlar, sürekli olarak zikrediyoruz. İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz işgal altında. Şu anda biz bu çekimi yapıyoruz. Biz bu çekimi yaparken Mescid-i Aksa 144 dönümlük bir arazi dedik. Ve buranın içi harem bölgemiz. Bizim Müslümanlar açısından harem bölgesi. Evet sevgili dostlar, bu birinci bölüm gerçekten tekrar orayı yaşadık, yaşadım orada bulunduğum için. Gerçekten de etkilenmemek mümkün değil, özellikle Kubbetü's-Sahra'dan etkilenmemek mümkün değil. Kısa bir araya gidelim, aranın ardında yine çekimleri sizlere aktaracağız. Ve orada işgalle ilgili görüntüler de, yani bizim de üzerimize bazı baskılar yapıldı, onları da hemen bu kısa aranın ardında sizlere aktaracağız. Kısa bir ara devam edelim. Buyurun. Sevgili dostlar, devam ediyoruz. Tekrardan merhabalar. Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla Mirasımız Tehlikede programındayız. Mirasımızdan kastımız nedir? Hemen bir iki cümleyle birlikte tekrar tekrar vurgulayalım. Çünkü çok önemli. Mirasımızdan kastımız iki şekilde. Bir tanesi İslam tarihi açısından Müslüman olmamız hasebiyle ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz. Müslümanlar olarak bizim üç tane önemli noktamız var. Bize ait olan,
bizim harebimiz olması gereken, bizim kontrolümüzde olması gereken 3 tane bölgemiz var. Bunlardan bir tanesi Mescid-i Haram. İçinde Kabe'yi, muazzamayı barındırıyor. Hac mevsimindeyiz ve dünyanın birçok noktasından yüz binlerce hacı, yaklaşık 3-4 milyon hacı şu anda tatlı bir heyecan içerisinde. Allah bütün yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin. Kabe, Mescid-i Haram birinci harem bölgemiz. İkinci haremimiz Mescid-i Nebevi, Ravzatullah'ın bulunduğu, Ravza-i Mutahhara'nın bulunduğu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı, hayatını kaybettiği ve şu anda gömülü olan mübarek yer, Medine-i Münevvere'de bulunan elbette ki Mescid-i Nebevi. İkinci harem noktamız. Bir de üçüncü haremimiz var. Mescid-i Aksa. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükselmiş olduğu mübarek belde. İsra suresinde etrafı mübarek kılınmış olarak zikredilen, direkt ismi zikredilen Mescid-i Aksa, Beytül Makdis de deniliyor. Birçok ismi var. Ve bütün peygamberlerin secde izinin bulunmuş olduğu mübarek Mescid-i Aksa. 144 dönümlük bir arazi ve orası da bizim üçüncü haremimiz Müslümanlar olarak. Dolayısıyla bize miras. İlk iki noktayla ilgili elbette ki birçok tartışma var. Oranın da işgal altında olmasıyla ilgili farklı tartışmalar var. Ancak bir şekilde oralar bizim kontrolümüzde elhamdülillah. Elhamdülillah bizim kontrolümüzde. Ama üçüncü haremimiz bize hem ayetlerle hem de sahih hadislerle beraber miras olarak bırakılmış olan mübarek Mescid-i Aksa'mız. Mescid-i Aksa'mızı kalbinde barındıran Kudüs'ümüz şu anda bizim elimizde değil. Yani işgal altında. Müslümanların kontrolünde değil sevgili dostlar. Oraya gidenler bu ne demek istediğimi çok daha iyi bir şekilde anlayacaklardır. Siz şu anda mahallenizde bulunan caminizi düşünün. Hangi ilde yaşıyorsanız oranın en büyük camisini düşünün. Mesela İstanbul'daysanız Fatih Camisi'ni düşünün. Yavuz Selim Camisi'ni düşünün. Sultanahmet Camisi'ni düşünün. Ve bu camilere siz bir işgal askerinin gözetiminde girdiğinizi düşünün. Fatih Camisi'nin avlusuna İsrail askerinin kontrolünde, onun bakışları altında, icabında sizi durdurarak, sizi içeri koymayarak veyahut da engelleyerek içeri girdiğinizi düşünün. Şu anda işte Mescid-i Aksa'da yaşanan durum bu. Orası bizimdir, Kudüs İslam'ındır diyoruz. Mescid-i Aksa bizim haremimizdir diyoruz. Ki bu, biz bunu sadece biz söylemiyoruz. Dünyada bütün otoriteler, bizim düşmanımız olan otoriteler bile, Birleşmiş Milletler dahi, bütün dünyadaki ülkeler dahi Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanların olduğunu söylüyor, zikrediyor. Her seferinde bunu dile getiriyor. Ama şu anda öyle bir durum yok. Dolayısıyla işgal altında ilk kıblemiz ve bize miras bırakılan, İslam tarihi açısından en önemli miras bırakılan nokta bu. Şu anda işgal altında. Bu anlamda mirasımız. Diğer başka bir anlamda da mirasımız. Neden? Çünkü oranın her karesinde özellikle Osmanlı dedemizin eserlerini görüyoruz. O şehri çevreleyen, Mescid-i Aksa'yı çevreleyen, Kudüs şehrini çevreleyen surların Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığını biliyoruz. Mescid-i Aksa 144 dönümlük bir arazi. İçerisinde 200'ü aşkın İslam eseri var ve bunun %70'inin Osmanlı zamanında yapıldığını biliyoruz. Küçük küçük, irili ufaklı ama mutlaka Osmanlı oraya çok büyük ehemmiyet göstermiş. Bize hani bazı dizilerde tarihimizi lekeleyen ve kasıtlı olarak yapılan bazı yapımlar var ya, mesela bunlardan bir tanesinde bize çok farklı bir şekilde lanse edilen Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan. Hürrem Sultan'ın bile Mescid-i Aksa'nın hemen dibinde bir eseri var, bir vakfiyesi var. Haseki Sultan İmarethanesi şu anda bile yüzlerce yıldan beri faaliyet gösteren bir orada vakıf eseri var. Şu anda da günümüzde de işliyor. Her gün yüzlerce aileye, yüzden fazla aileye, yüzlerce kişiye ücretsiz yemek dağıtıyor. Hürrem Sultan
annemizin, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın eşinin şu anda orada bir vakfiyesi var. Şu anda işliyor. Orada bir aşevi var. Bir yetimhanesi var. Aynı vakfiye içerisinde bir yetimhane var. Bir oradaki Kudüslü Müslüman çocukların iş bulmaları ile ilgili, hayata tutunabilmeleri ile ilgili bir orada çıraklık eğitim merkezi şu anda işliyor. Dolayısıyla Kudüs'te, Kudüs bizim, aynı zamanda bizim. Yani Müslüman Türklerin %70 eser bize ait. İstanbul'da gezdiğiniz zaman, Anadolu'da gezdiğiniz zaman, Anadolu'nun birçok noktasında gezdiğiniz zaman nasıl Osmanlı eserlerini görüyorsunuz? Mimar Sinan'ın eserini görüyorsunuz vesaire. İkinci Abdülhamit Han'a kadar bütün Osmanlı, Yavuz Sultan Selim Han'dan itibaren Osmanlı'nın eserlerini orada görüyoruz. Dolayısıyla mirasımız diyoruz. Bu iki anlamda bunları sürekli olarak zikrediyoruz. Bazı kardeşlerimiz şunu söyleyebilirler. Ya nedir sizin bu Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili derdiniz? Başka derdiniz yok mu? Türkiye'de sıkıntı yok mu? Orta Doğu'da sıkıntı yok mu? Elbette ki var. Bütün bunların hepsine katılıyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Türkiye'de de bir terör hadisesi var. Her gün şehitlerimiz geliyor. Orta Doğu kan ağlıyor. Suriye'de çocuklar ölüyor. Halep'te çocuklar, günahsız yavrular bombalanıyor. Ama şunu mutlaka ve mutlaka biraz anlamaya çalışalım. Orta Doğu'da bir tek ülkenin başına bir şey gelmiyor. İsrail. Ve bütün bu olan olayların ana sebebi İsrail'in güvenli bir şekilde orada mevcudiyetinin devam ettiriliyor olması. Ve Filistin topraklarına gittiğinizde, Kudüs'e girdiğinizde, Mescid-i Aksa'ya doğru yaklaştığınızda bütün meselenin Mescid-i Aksa olduğunu, Kudüs olduğunu, Kudüs'ün elde tutulmak istendiğini Yahudiler tarafından onu net bir şekilde görüyorsunuz. İşgal ediyorlar ve bütün bu yaşamış olduğumuz acıların ana sebebinin işte oranın Yahudileştirilmesi olduğunu hissediyorsunuz. Orada gezerken bunu hissediyorsunuz. Bu çok önemli. Ve bu şu söz çok değerli. Kudüs ne zaman Müslümanların eline geçerse, bakın tekrar söylüyorum, inanarak söylüyorum. Kudüs ne zaman Müslümanların hakimiyetinde olursa, inanın Türkiye'deki terör anında bitecektir. Bunu çok net bir şekilde ifade ediyoruz ki bunu birçok ispatı da var. Tarihte Kudüs ne zaman Müslümanların elinde olmuşsa Orta Doğu'da bir kişinin burnu kanamamış. Bunların içerisinde Yahudiler de var, Hristiyanlar da var. Sadece Müslümanlar açısından konuşmuyoruz. İnsan hakları açısından Orta Doğu'da bir sorun varsa bunun ana sebebi Kudüs'ün işgal altında olmasıdır ve devam ediyor olmasıdır. Programımız tabii programımızda çekimlerimiz var. Bunları sizlere aktaracağız. Şunu hemen hatırlatalım. Aksa'ya can kurban sloganıyla, etiketiyle beraber göndermiş olduğunuz mesajlarınızı canlı yayında okuyacağımızı söyledik. Göndermeye başladınız. Teşekkür ediyoruz. Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan bizlere mesajlarınızı gönderin. Biz de inşallah canlı yayında Kudüs'le ilgili düşüncelerinizi aktarmaya gayret edelim. Mesajlarınız geliyor. Aktaracağız. İzlenimlerimizi bir ilk bölümde bir geniş VTR sizlere izlettik. En son Mescid-i Aksa Külliyesi içerisinde bulunan Kubbetü's Sahra'nın önünden bir görüntü verdik. Devamı da olacak. Tabii bu çekimlerimizi yaparken oradaki işgali de görüntülemeye gayret ettik. Zor şartlar altında. Çünkü Ben Gurion Havalimanı'na indiğiniz andan itibaren mesela havalimanında işte basit elinizdeki telefonla beraber bir çekim yapmak istiyorsunuz. Bir yeri fotoğraflayacaksınız. Hemen sivil polis, biz bunu yaşadığımız için söylüyoruz çok net bir şekilde. Hemen bir sivil polis geliyor ve fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söylüyor. Bir baskı uyguluyorlar. Ama elhamdülillah biz bütün bu baskılara rağmen bir şekilde orada çekimler yaptık. 144 dönümlük Mescid-i Aksa arazisi, bizim haremimiz. Hacca ve umreye giden abilerimiz, ablalarımız bu söylediğimi daha net bir şekilde anlayacaklar. Harem demek ne demek? Harem alanı demek ne demek? Mescid-i Haram'da Kabe'nin hemen etrafında bulunan metaf alanı var biliyorsunuz. Mescid-i Haram dairesi var. Ve bu dairenin içerisinde İsrail askerinin, bakın tekrar ifade ediyorum, bir Hristiyan bir ülkenin askerinden bahsetmiyorum. İsrail askerinin orada dolaştığını düşünün. Sizin kanınıza dokunur mu bu olay? Bu görüntüyü, bu o askeri orada görünce ne hissedersiniz? Ne hissedersiniz? Özellikle İsrail askerinin olduğunu görseniz ne hissedersiniz?
Veya Mescid-i Nebevi'de, Ravza-i Mutahhara'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yeşil kubbeli mescidinin hemen dibinde, 5 metre dibinde İsrail askerinin sizi gelip taciz ettiğini görseniz ne hissedersiniz? İçiniz acır ve kelime bulamazsınız. Tepki göstermeye çalışırsınız. İşte Mescid-i Aksa'da aynen bu yaşanıyor. Görüntüledik. Biz çekim yaparken bizim yanımıza geldi İsrail polisi, askeri, her neyse, öğrenmek istemiyoruz. Ne olduğunu öğrenmek istemiyoruz. Bizim haremimize bakın nasıl çiğnediler. O görüntüleri izleyelim, daha sonra devam edelim. Buyurun. Peki bu sarı kubbeli yer neden genelde gösteriliyor? Biz de zaman zaman bunu programlarımızda gösteriyoruz. Çünkü Mescid-i Aksa'yı simgeleyen yapı, bakıldığı zaman Mescid-i Aksa'yı hatırlatan yapı burası. Ama buranın Mescid-i Aksa olduğunu, yani bu yapının Mescid-i Aksa olduğunu söylemek mümkün değil. Ve şu anda Mescid-i Aksa, sevgili dostlar, sürekli olarak zikrediyoruz. İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz işgal altında. Şu anda biz bu çekimi yapıyoruz. Biz bu çekimi yaparken Mescid-i Aksa 144 dönümlük bir arazi dedik. Ve buranın içi harem bölgemiz. Bizim Müslümanlar açısından harem bölgesi. Ancak biz bu çekimi yaparken hemen işte sağ tarafımızda İsrail askerlerinin olduğunu görüyoruz. Zaman zaman bizlere de bazı böyle rahatsız edici bakışlar yapıyorlar. Kapılarda zaten Mescid-i Aksa'nın kapılarını, bütün kapılarında İsrail askerlerini görüyoruz. Hatta bugün içeri girerken makinalarımızı kontrol ettiler. Bir baskı uyguluyorlar. Ancak bu baskıya karşı Müslümanlar yılmıyorlar. Bizler de yılmamamız lazım. Sadece bir göstermelik bir baskı uygulamaya gayret ediyorlar. Ancak bunları başaramıyorlar. Bizler yılmıyoruz ve gereken hareketleri kendilerine gösteriyoruz ve kesinlikle çekinmiyoruz. Ve onların işgalini, onların yapmış olduğu bu haksız durumları kamuoyunun gündemine getirmeye gayret ediyoruz. Tavsiyem sürekli olarak bu çekimler sırasında sürekli olarak bunu söyleyeceğiz. Biz burada anlatıyoruz ama buraya gelmeniz her şeyden daha fazla önemli. Buraya gelip görmeniz gerçekten çok daha farklı. Ertelemeyin, mutlaka en kısa sürede buraya gelin. Türkiye Grup. Grup, Türkiye Grup. Evet, Mescid-i Aksa'nın içerisinde İsrail askerlerini görüyorsunuz. Biraz önce geldiler. Biz de söylemiştik. Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunduklarını söylemiştik. Haremimizi çiğniyorlar sevgili dostlar. Gerçekten de biraz önce geldiler. Bizleri rahatsız ettiler. Ve bir baskı uygulamaya gayret ediyorlar buradaki Müslümanlara ve şu anda işte gördüğünüz gibi İsrail askerleri Mescid-i Aksa Külliyesi içerisinde biz çekimlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar onların bu baskılarına karşı koymaya gayret edeceğiz. Evet sevgili dostlar, bu bizim sadece karşılaşmış olduğumuz çok küçük bir olay. Çok küçük bir olay ama insanın kanına dokunuyor gerçekten. Onların orada olmaması lazım. Neden bunu söylüyorum? UNESCO bile, Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuş olan UNESCO bile, ki Birleşmiş Milletler'in ne menen bir şey olduğunu çok iyi biliyoruz. O bile Kudüs ve Aksa'nın, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların olduğunu kabul ediyor ve İsrail'i kınıyor bu görüntülerinden dolayı. Net bir şekilde bunu söyleyelim. Mescid-i Aksa'nın şu andaki statüsü, sevgili dostlar, bu göstermiş olduğumuz görüntüler o alanda normalde Ürdün Vakıflar Bakanlığı'nın kontrolünde olması gerektiği halde, ki kağıt üzerinde öyle, işte görüyorsunuz o askerlerin orada olmaması lazım. Bunun dışında son günlerde, özellikle son bir yıl içerisinde onların rakamları da hemen size verelim. Kudüs ve Mescid-i Aksa İşleri Enformasyon Merkezi bir rakam açıkladı. Bu bugün açıklanmış olan bir, bugün geçmiş olan, Anadolu Ajansı'ndan geçmiş olan bir haber. 2016'nın başından bu yana çoğu Yahudi yerleşimci olmak üzere 10.081 İsrailli, 10.000 kişi sevgili dostlar, 10.000 kişi Ocak ayından, 2016'nın ocağından bu ana kadar kaçıncı aydayız? Kaçıncı aydayız? Bu ana kadar 10.000'i aşkın İsrailli Aksa'ya girdiler ve bu anlaşmalara
aykırı hareket ettiler. Müthiş bir işgal söz konusu. Buna karşılık Müslümanlar olarak bizler ne durumdayız? Tabii ki her Müslüman ülke kendi cenazesiyle baş başa bırakılmış. Ama ana sebep işte burayı yalnız bırakmak. Buna karşı da Müslümanlar olarak bizler gereken tepkiyi ortaya koymamız lazım. Onlar ne kadar bizim gündemimizden uzaklaştırıyor olsa da biz yine de Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmamız lazım. Vakit giderek ilerliyor. Sizin de mesajlarınız geliyor. Teşekkür ediyoruz. Büşra Sümeyye Aksa'ya can kurban demiş ve Mescid-i Aksa için neler yapabiliriz? Bununla ilgili mesajlarınız okunuyor. Onur Türk, Anadolu Gençlik Derneği Kudüs'ün Fethi diye bir programı Mescid-i Aksa'da yapması lazım. Hareket zamanı demiş. Yine bir başka izleyicimiz. Aksa'nın bize ihtiyacı yok. O bütün ihtişamıyla dimdik ve ayakta ama biz Aksa'ya muhtacız demiş. Teşekkür ediyoruz. Mesajlarınızı gönderin. Burada okumaya gayret edelim. İkinci bölüm, yani yine Kudüs izlenimimizle ilgili, bu defa bu izleyeceğiniz bölüm de çok etkileyici. Bununla ilgili de son bölümde inşallah konuşacağız. Tekbir Dağı'ndan Mescid-i Aksa'ya bakış göreceğiz ve El Halil şehrine yolculuk, İbrahim Camii'nin nasıl işgal edildiğini ve Müslüman olarak bugün mesela yarın gitseniz Halil İbrahim Camisi'ne İbrahim Aleyhisselam'ı ziyaret etmek isteseniz nasıl bir muameleyle karşı karşıya kalacaksınız, onları izleyelim. Buyurun. Selamünaleyküm sevgili dostlar. Kudüs'ün çok önemli bir noktasındayız. Tekbir Dağı'ndayız. Hazreti Ömer radıyallahu anh ve yanındaki sahabeler ve tabiinler, binlerce kişi Kudüs'ü fethederken Kudüs'ü ilk gördükleri yer bu tepe ve burada bulunarak Hazreti Ömer ve yanındakiler tekbirler getirerek Kudüs'e işte tam bu noktadan girmişler. Selamünaleyküm sevgili dostlar. Kudüs ziyaretimizde çok önemli bir noktadayız. İbrahim Aleyhisselam'ın kabrindeyiz. İbrahim Aleyhisselam camisindeyiz aynı zamanda. Burada İbrahim Aleyhisselam, eşi Sare validemiz, validesi, annemiz ve Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, bunların mezarları burada. Bunlarla birlikte tabii ki burada çok önemli bir olay gerçekleşti tarihte. 90'lı yıllarda bir Yahudi, 2-3 kişilik bir Yahudi ekibi, fanatik Yahudiler buraya geldiler, taradılar ve burada bir katliama imza attılar. Ve bundan sonra bu İbrahim Aleyhisselam camisi bölündü. %65'i Yahudilerde kaldı ve %35'inde Müslümanlar şu anda ziyaret gerçekleştirebiliyorlar, namaz kılabiliyorlar. Birçok zorlukları var ve biz de bu anlamda burada bir çekim gerçekleştirdik ve buranın önemini sizlere aktarmaya gayret ediyoruz.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın camisindeyiz. Bu caminin %65'i Yahudiler tarafından işgal edildi ve şu anda seslerini duyuyorsunuz. Şu anda bu sanduka İbrahim Aleyhisselam'ın eşi İbrahim Aleyhisselam'ın hanımına ait. Evet, bu da caminin girişi. Yine içeride, caminin içinde iki büyük sanduka var. Bunlardan ilkinin yanına yaklaşıyoruz. Bu da İsa Aleyhisselam'ın eşinin mezarı. Burası da İsa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsa Aleyhisselam'ın kabri, Sare validemizin de oğlu aynı zamanda. Aslında bu kabirler bulunduğumuz yerin 10 küsür metre altında mağarada ve oraya tek bağlantı noktası, yani görünen, mescidin içinden görünen yer burası El-Gâr-ı Şerif. Buradan her gün aşağıya aydınlatmak üzere mumlar gönderiliyor. Siz görebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar, Gâr-ı Şerif diyor, mübarek mağara diyor. Size anlatmıştım, buradan aydınlatmak için oradan takip edebilirsiniz. Şimdi nebilerin, peygamberlerin, onlar böyle şarkı söylüyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın kanı. Kur'an okuyacağız, zaten bize Kur'an okuyacaktı namazımız, kardeşimiz. İbrahim Aleyhisselam'ın kanı. Evet arkadaşlar, bu araba başlamadan önce mağaranın arkasında sol tarafa bakıp burada. Evet, şu arkada da Yahudileri görüyorsunuz. Ben birkaç kez denk getirdim, bu taraftan açık denk getirdim. Mustafa İslam kanı burada ve bu tarafta ise Bir şehrindeyiz. Bu bölge Filistin yönetiminin, yani Mahmut Abbas'ın kontrolünde olan bir bölge. Belediyecilik hizmetleri görüldüğü gibi oldukça düşük. Kudüs'ten çok farklı. Kudüs'te de Müslümanların yaşamış olduğu bölgeler tamamıyla belediye hizmetlerinden tard edilmiş durumda. Yahudilerin, işgalcilerin yaşamış oldukları yerler oldukça lüks ve çevre düzenlemeleri iyi bir şekilde yapılıyor. Evet sevgili dostlar, gerçekten de her bir karesi içimizi acıtan görüntülerle dolu. İbrahim Aleyhisselam'ın kabri, camisi, İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ve Yusuf Aleyhisselam'ın kabirleri El-Halil şehrinde. Ancak biz İbrahim Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ı ziyaret edebildik ve eşlerini ziyaret edebildik. Yakup Aleyhisselam'la Yusuf Aleyhisselam'ı ziyaret edemiyorsunuz. Gidince ziyaret edemiyorsunuz çünkü 1994 yılında El-Halil İbrahim
Camii, İbrahim Camii, İbrahim Aleyhisselam'a ait olan kabirlerin bulunduğu cami işgal edildi. Orada bir saldırı gerçekleştirildi ve bu saldırıdan sonra, yapılan katliamdan sonra cami 8-9 ay kapatıldı. Açıldığı zaman %65'i Yahudilere sinagog olarak verildi ve görüntülerde de gördünüz. Orada Müslümanlar 1991'de, 92'de, 93'te, 94'te kadar namaz kılıyorlardı. Yakup Aleyhisselam ve Yusuf Aleyhisselam ziyaret edilebiliyor idi. Ancak şu anda ziyaret edemiyoruz. İşgal gücü İsrail orayı böldü. %65'ini Yahudilere verdi ve biz oraya şu anda giremiyoruz. Geri kalan %35'lik kısmına da yapılan anlaşma gereği güya oraya da saldırı gerçekleştiriyor. Orayı da işgal ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Camisi'nin tamamında Yahudiler girdiler. Orada tepindiler. Orada nümayişler yaptılar. Ve maalesef İslam dünyası bu zilleti yaşamaya devam ediyor. En önemli noktalardan bir tanesi. Cümle kurmakta zorlanıyoruz. O anlamda tekrar edelim. Bu bölgelerle ilgili çalışma yapıyor Mirasımız Derneği. Mirasımız Derneği'ne nasıl yardımcı olabilirsiniz? Buradaki kardeşlerimize destek olmak adına 3 operatörden 5772'ye bir SMS gönderebilirsiniz. 5 liralık bir bağışta bulunabilirsiniz. Bunun dışında kurban projesi var. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlarınızı gönderebilirsiniz. 0212 524 0101 numaralı telefon hattını aradığınızda arkadaşlarımız size nasıl yardımcı olacağınızı size gösterecekler, söyleyecekler, tarif edecekler. Mirasimiz.org.tr internet adresine girip oradan da online bağış bölümünden kurban hisselerinizi gönderebilirsiniz. Kurbanlarınız toplanıyor ve vekaletler alınarak Kudüslü kardeşlerimize, Filistinli kardeşlerimize orada kesimler yapılarak, görüntüleriyle, fotoğraflarıyla birlikte kesimler yapılarak oradaki kardeşlerimize dağıtılıyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardında bu güzel ziyarette bizimle birlikte olmuş olan bir abimizle bir telefon bağlantısı ve ardından yine son bölümü sizlere aktaracağız. Buyurun. Sevgili dostlar devam ediyoruz. Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Mirasımız Tehlikede programındayız. Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı konuşuyoruz. Gündemimizden düşürmemeye gayret ediyoruz. İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz işgal altında. Ve orada Kudüs'te özellikle yaşayan 400 bin Müslüman kardeşimiz var. %80'i yoksulluk sınırının altında. 2 milyarlık İslam dünyasının adına orada bir nöbet tutuyorlar. Gerçekten çok büyük zorluklar içerisinde nöbet tutuyorlar ve bunu gidenler, oraya gidenler, ziyaret edenler görüyorlar, müşahede ediyorlar. İlk fırsatta hemen oraya gitmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Türkiye'nin oraya gitmesi, Türkiye'den bir insanın oraya gitmesinin çok büyük anlamı var. Oraya gidince ne demek istediğimizi net bir şekilde anlayacaksınız. Aksa'ya can kurban etiketiyle mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Enes Kaplan kardeşimiz, arkadaşımız. Kudüs, Selahaddin Eyyubi'nin ruhu Şeyh Raid Salah'ın bedenidir ve inşallah bir gün özgürlüğüne kavuşacaktır. Buna iman ediyoruz. Mutlaka ve mutlaka özgürlüğüne kavuşacaktır. Bütün Müslümanların buna iyi bir şekilde iman etmesi lazım. Hasan Küstür, Aksa'ya can kurban etiketiyle beraber. Bu esaret bir gün elbet bitecek inşallah. Mahzun olma ey Kudüs demiş, teşekkür ediyoruz. İsimsiz Mücahide, Kudüs gökte yapılıp yere indirilen şehir. Gökte yapılıp yere indirilen şehir ve çocuk görünce ışır el Aksa demiş. Kubbetü Sahra'nın önünde bir Kudüs'tü bir yavrumuzun gülümseyen fotoğrafını göndermiş. Kudüs insaniyeti, mücadeleyi, onuru, vefayı, azmi, sebatı ve sabrı tüm dünyaya öğreten bir okuldur demiş. Teşekkür ediyoruz göndermiş olduğunuz mesajlardan dolayı. Onur Türk, Mescid-i Aksa'da çoğunluk olarak gitmemiz lazım.
Mirasımız değerli ve milli görüş teşkilatları organize etmesi lazım demiş. Teşekkür ediyoruz mesajlarınızdan dolayı. Bir önceki bölümde de söylemiştik. Bu yapmış olduğumuz ziyarette yanımızdaki olan abilerimizden bir tanesi şu anda telefon attığımızda. Kendisiyle orada da birçok özellikle Kudüs'ün işgaliyle ilgili, Kudüs meselesiyle ilgili, Mescid-i Aksa ile ilgili hasbihal ettik ve programımıza da dahil edelim istedik. Kendisinin cümlelerini aktaralım istedik. Mehmet Korkut abimiz İstanbul'dan. Hem bizimle beraber kafilemizdeydi. Şu anda telefon attığımızda. Mehmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Beraber, tabii Allah'ın takdiri, beraber güzel bir yolculuk gerçekleştirdik. Allah razı olsun. Rabbimize şükürler olsun. Güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Neler söylemek istersiniz? Yani gitmeden önce aklınıza nasıl bir Kudüs ve Mescid-i Aksa algısı vardı? Gidince nelerle karşılaştınız? Birkaç cümleyle tarif etmek zor biraz ama almak isteriz. Buyurun. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Sizin birlikte programın üzerinize gelmesinde emek sarf eden tüm kardeşlerimize, mirasımız değerlerinin tüm çalışanlarına, tabii ki kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Hepsinin Cenab-ı Hak gayretlerini yapabilirsin inşallah. Kudüs gerçekten bir sevda. Kudüs'e gitmeden önce şüphesiz Kudüs'ü tam olarak kafamda canlandırdığını zannediyordum ama gidince bunun boş bir düşünce olduğunu kavradım. Kudüs, doğru isterseniz bizim hakikaten sılağımız. Gittiğimde gerek sahile kapısına girdiğimizde, gerek avlunun taşlarına bastığımızda ama avlunun taşlarına basmadan önce sokakların o kadim taşlar üzerinde gezerken, sabahın erken saatlerinde sokakları aydınlatmaya çalışan o kırmızı renkli lambaların altında, doğru isterseniz tam da şehrime geldiğini, tam da sılama geldiğini, bugüne kadar henüz ayak basmadığım bir mekana, evime ayak bastığımı hissettim. Bu duygu gerçekten çok güzel bir duygu, harikulade bir duygu. Bunu herkesin yaşaması gerekiyor. Evet. Gerçekten de çok önemli. Hem de biz konuşurken, siz konuşurken görüntüler devam ediyor. En fazla sizi etkileyen ne oldu orada? Sizi böyle çarpan ne oldu? Onunla ilgili ne söylersiniz? Doğrusunu isterseniz iki tarafı var tabii. Bir gönlümüzü fetheden, gönlümüzde taht kuran, hiç unutamayacağımız sevinçte, güzellikte bir Kubbetü Sahra, bir kıble mescidi. Her tarafına insan aşık oluyor. Arz ettiğim gibi insanların selam alması, insanların dışarıdan gelecek, özellikle Türkiye'den gelecek yüzleri orada büyük bir sıcaklık karşılamaları, selam verdiğiniz zaman tam gönülden, bütün yürekten o selamı tam olarak almaları gerçekten insanı götüre uçuruyor desem abartmış olmam. Ama tabii çarpıcı bir hatıra dediğiniz zaman siz çok güzel ifade ettiniz aslında. Kudüs-ü Şerif'in, Mescid-i Aksa'mızın hemen her tarafının işgal rejiminin askerleriyle kuşatılmış olması, yönümüzde her çevirdiğimiz yerde onlardan bir parça, onlardan bir yüz görmemiz çok rahatsız edici. Doğrusu insanın hiçbir şekilde gece de gündüz de unutamayacağı bir sahne. Halbuki biz biliyoruz ki siz de sözleriniz arasında ifade ettiniz. Burada bize üç tane, üst üste üç katmerli bir emanet var. Bir tanesi bir defa mukaddes bir emanet. Eğer mukaddesata karşı bir saygısı varsa insanın, inancına karşı bir saygısı varsa, bu anlamda ciddiyet varsa şüphesiz bu emaneti kesinlikle baş tacı edinmeli, kesinlikle yüreğine, bağrına basmalı. İkincisi, peygamberlerimizden bir emanet. Doğrusu bütün peygamberler buraya ayak bastılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında olduğu gibi ondan önce de çeşitli vesileler buraya geldiler, bu mabette ibadet ettiler. Dolayısıyla Ebu Kuteybe'nin de çok büyük olarak ifade ettiği gibi burada gerçekten peygamberlerin ayak izleri, peygamberlerin gözyaşları, şehitlerin kanları bütünüyle üst üste burada bu mekanı sulamış ve ihata etmiş bulunuyorlar. Şüphesiz Türkiye denildiği zaman, Türk insanı denildiği zaman, Türkiye'de yaşayan insanlar, bu coğrafya yaşayan insanlar olarak ismini zikredildiği zaman tarihin bir emaneti var ki bütün emanetlerden geçsek ki geçemeyiz. Bu emaneti şüphesiz yüreğimizi her zaman hissetmek ve alnımızın çatına yazılmış bir yazı olarak görmek durumundayız. Tarih bize bu emaneti yüklüyor.
işte yüklenelim. Dolayısıyla bu yüklenmenin arkasından, bu hizmetin arkasından gidelim. İstersek yüklenmeyelim. Ama şüphesiz Allah-u Teala'nın huzurunda bunun hesabı bize sorulacaktır. Bunun hesabı belki cehennem değildir. Belki azap değildir. Ama bir insan öncü olmak, önder olmak, mukarrebun olmak hakkına sahipken, bu imkana sahipken, bu imkanların kendisini mahrum bırakması kabul edilebilir, anlaşılabilir bir şey değildir. Evet. Bu bakımdan bendeniz zevat haliniz gibi bu programı emeği geçen, bu kutsal madenin, bu kutsal şehrin korunması konusunda emeği geçen herkes olduğu gibi sizi de yürekten tebrik ediyorum. Evet. Bendeniz de Cenab-ı Hak sizden bir parça, sizin ayak üzerinize basan bir zat olarak kılmasını niyaz ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür. Çok... Var mı bilemiyorum aziz üstadım. Bir şeyler, birkaç cümle daha ifade etmek isterim burada. Vaktimiz sonlanıyor. Bir VTR'miz daha var. Onları da vereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir zaman stüdyoda sizleri ağırlarız ve Kudüs dostlarıyla birlikte yine orada da düşüncelerinizi alırız. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hakk'a kendisine ruh eylesin inşallah. Allah razı olsun. Mehmet Korkut abimiz bizimle birlikte bu güzel yolculukta beraberdi. Gerçekten ne kadar konuşsak az, görüntüler çok. Ancak son bölümü en azından sizlere aktaralım ve bir görüntüyü daha sizlere göstermek istiyoruz. Kudüs'le ilgili bu son gezimizle ilgili son kısmı da anlatalım. Daha sonra çıkıştan önce çarpıcı bir görüntüyle birlikte bugünkü Mirasımız Tehlikede'yi bitireceğiz. Buyurun son bölüm, gezimizdeki son bölüm. Buyurun. Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün Kudüs'e yapmış olduğumuz ziyareti bitiriyoruz ve son durağımız Yafa şehrindeyiz. Bilinen adıyla birlikte Tel Aviv. Yafa eski, çok eski bir yerleşim yerine sahip. Dünyanın ilk limanlarından bir tanesi olarak gösterilen bir limana sahip, tarihi bir limana sahip. Burada birçok millet hüküm sürmüş ve burada hayatiyetlerini devam ettirmişler. Tabii ki bu bölgeler Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Devleti'nin, Devlet-i Ali Osmaniye'nin hükümranlığı altındaydı. Osmanlı Devleti'nin de, dedelerimizin de bu bölgede birçok eseri mevcut. Tabii ki 1917 yılından sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlerin hakimiyeti, 1948'den sonra da Siyonist işgalci Yahudilerin hakimiyeti söz konusu. Özellikle tabii ki Yafa şehrinin dışında kalan kısım, şu anda arkamda birazdan da detaylı olarak görüntülerini gösterecek olduğumuz bölge Tel Aviv bölgesi. İsrail burayı başkent olarak ilan etmişti. Ancak şu anda fiili olarak Kudüs'ü kullanıyor başkent olarak. Ancak dünya nezdinde Birleşmiş Milletler tarafından tanınan başkenti, İsrail'in başkenti, işgal etmiş olduğu topraklar anlamında başkenti Tel Aviv. Şimdi Kudüs'le ilgili tabii görüntüler size göstermiştik. Oradaki durumu, özellikle Kadim Kudüs'teki durumu göstermiştik. Burası da işgal edilen noktalardan bir tanesi. Şimdi burayla ilgili görüntülere bir bakalım. Sevgili dostlar, Yafa şehri, eski Yafa şehrinin dışında kalan kesimse Tel Aviv, İsrail'in başkenti, dünya tarafından kabul edilen İsrail'in başkenti. Ancak tekrar tekrar hatırlatıyoruz, bunu hatırlatmakta fayda var. Bu topraklar, yani bu görmüş olduğunuz görüntüler, Tel Aviv şehriyle ilgili görmüş olduğunuz görüntüler 1948 yılından itibaren oluşmaya başlayan görüntü ve işgalci yönetimin, işgalci zihniyetin nasıl Müslümanları buradan tard ettiğini ve yerine işgal binalarını nasıl diktiklerini de net bir şekilde görüyoruz. Bu tarihi şehirde birçok milletin eseri var. Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin de, Osmanlı dedelerimizin de birçok eseri var. İşte bunlardan bir tanesi 2. Mahmut Külliyesi ve bu külliyenin içerisindeki yapılara baktığınızda dedelerimizin buralara ne kadar da önem verdiğini görüyoruz. İsterseniz gelin bir bakalım.
Sevgili dostlar, Yafa şehrinin çok önemli bir eserinin önündeyiz. Hasan Bey Camii burası. Tel Aviv kentinin içinde ve burada okunan ezanlar tüm Tel Aviv tarafından duyuluyor. Onun için çok sembolik de olsa bir anlamı var. Çünkü Siyonist işgalci İsrail devletinin başkenti burası Tel Aviv ve Hasan Bey Camii'nden okunan ezan elbette ki birilerini rahatsız ediyor. Siyonistleri rahatsız ediyor ve burayla ilgili bazı elbette ki çalışmaları var. Zorlamalarla ilgili, kapatmayla ilgili veyahut da buranın işlevini yitirmesiyle ilgili. Ancak Türkiye'den özellikle Mirasımız Derneği'nin bu caminin ayakta kalması adına önemli çalışmalara imza attığını da biliyoruz. Evet sevgili dostlar, bu son görüntülerdi. Daha birçok görüntü var tabii. Şok olacağınız görüntüler de var ama maalesef süremizin sonuna geldik. Bu son cami Hasan Bey Camisi ile ilgili Mirasımız Derneği'ne göndermiş olduğunuz o mesela 57-72'ye göndermiş olduğunuz 5'er liralık bağışlar Hasan Bey Camisi'nde o görmüş olduğunuz bahçenin içerisindeki musluklar, çevre düzenlemelerine gönderilmiştir. Bunu da hemen oraya gidince de oraya giden herkes bunu görüyor. Dolayısıyla bu anlamda Mirasımız Derneği işte bu anlamda Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili çalışma yapıyor sevgili dostlar. Ve elbette ki birçok projesi var. En önemli projesi, yakın projesi kurban projesi. Kurbanlarınızı, vekaletlerinizi alarak Kudüs'lü Müslüman kardeşlerimizin yararına kesiyor. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 numaralı telefon hattını aradığınızda arkadaşlarımız sizlere nasıl yardımcı olacağınızı söylüyorlar. Mirasimiz.org.tr internet adresine girip kurban projesinin detaylarına ulaşabilirsiniz. Geçen yılın görüntülerine erişebilirsiniz ve online bağış bölümünden de çok rahat bir şekilde bağışınızı, kurban hissenizi Kudüs'lü kardeşlerimizin yararına kesilmek üzere Mirasımız Derneği'ne ulaştırabilirsiniz sevgili dostlar. Gerçekten anlatılacak çok şey var, görüntüler de vardı ama bugünlük maalesef süremizin de bu şekilde sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Önümüzdeki hafta Kurban Bayramı. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz. Muhtemelen pazartesi günü yayınımız olmayacak Kurban Bayramı olduğundan dolayı. Kurban Bayramı'ndan sonraki pazartesi günü görüşmek umuduyla Allah'a emanet olun. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Fi emanillah.